Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Güzin Özeken. Kendisi Egeit İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketi'nde insan kaynakları uzmanı, kariyer danışmanı ve aynı zamanda girişimci. Hoş geldiniz Güzin Hanım. Hoş buldum Selin Hanım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki seve seve. Ben Güzin Özeken, Egeit İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketi'nde şu an faal olarak insan kaynakları uzmanı olarak çalışıyorum. Bununla birlikte bugün sizlere hem kariyer danışmanlığı yolculuğumdan hem de girişimcilik sürecimden bahsediyor olacağım. Evet, biz de katılımınız için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ne demek, davetleriniz için ben teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Çok sağ olun. Peki Güzin Hanım, şu anda bir fiil çalışıyorsunuz insan kaynakları danışmanlık şirketinde insan kaynakları uzmanı olarak. Bu işe nasıl başladınız? Bu bölümü nasıl seçtiniz? Bu sektöre geçişiniz nasıl oldu? Şöyle öncelikle okuduğum üniversiteden dolayı aslında bir nebze başlamış oldu bu sürecim. Daha sonra fark ettim ki aslında bütün güçlü yönlerini taşıyorum ben bu mesleğin. Daha sonra kendimi birçok faali alanda tabii ki geliştirerek seminerler, kongreler, konferanslarla bunlara katılımlarımla kendimi geliştirerek bu noktaya geldim. Şu an olmuş olduğum nokta benim için gerçekten hayallerimde olan bir nokta ve bundan daha hayallerimin daha da ötesi var tabii ki de. İnşallah kısa sürede onlar da gerçekleşmiş olacak. Umarım her şey gönlünüzce olur İnşallah. Güzin Hanım. Peki verdiğiniz hizmetlerden de bahseder misiniz? Çalışmalarınız nelerdir, daha detaylı öğrenebilirsek? Tabii ki de. Egeit İnsan Kaynakları'na şu an faali olarak işe alım süreçlerini yürütüyoruz. Bununla birlikte kariyer danışmanlığı ve eğitim süreçlerimiz de olmuş oluyor. Şu anda işe alım sektöründe biliyorsunuz ki çok fazla bir işsizlik ve işverenin de çok fazla bir işçiye ihtiyaç durumu olmuş oluyor. Bizler burada hem işveren hem işçi kısmının bağlantısını kurarak hizmet vermek durumunda kalmış oluyoruz. Bununla birlikte kariyer danışmanlığını aslında bireysel yürütmüş oluyorum. Kendim bu süreçlerden nasıl geçtim? Bu noktaya nasıl geldim? Şu an bu pozisyon, bulunmuş oldukları pozisyonların bir üst pozisyonda geçmek isteyen yöneticilerimiz olmuş oluyor. Bunları, onların bir yol arkadaşlığını sağlamış oluyorum onlarla birlikte. Eğitim kısmımızda da aynı şekilde yine Egeit İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketi'nde bir sürü faali olarak gerçekleştirmiş olduğumuz eğitimler olmuş oluyor. Çok güzel. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Güzin Hanım. Peki sizin meslektaşlarınızdan ve rakiplerinizden ayıran özellikler nelerdir? Şöyle aslında bu soruyu fazlasıyla düşünerek bu noktaya geldim. İşveren ve işçi arasında o kadar iyi anlamak gerekiyor ki aslında işimiz bir psikologla yapılan işin aynısı olmuş oluyor. Yani karşımızdaki insanı bir fiil olarak ne çok samimi olmak şartıyla ne de çok bu samimiyeti azaltmak şartıyla tam ortasını tutturarak ilerletmemiz gerekiyor. Onları anlamak, onları dinlemek, onlara onların istediğini vermek konusunda gerçekten bu konuda uzmanlaşmak gerekiyor. Profesyonellik çok önemli bu konuyla ilgili. Onlara bakış açılarımız çok önemli. Mavi yaka ve beyaz yaka ve gri yaka olmak üzere süreçlerimiz ilerliyor. Herkese aynı şartlarda, herkese aynı konuşma düzeninde, herkese aynı bakış açısıyla yaklaştığımızda aslında bize rakiplerimizden ayıran en büyük özelliklerimiz bunlar oluyor. Çok güzel. Peki kimler bu mesleği yapabilirler? Hangi özelliklere sahip olmalılar? Bunun için öncelikle kariyer danışmanlığı yaptığım süreçte danışanlarıma şunu öneriyorum. Ayda bir muhakkak kendinize bir SWOT analizi çıkartın. Güçlü yanlarınızı, zayıf yönlerinizi, tehditlerinizi, fırsatlarınızı muhakkak ki ayda bir yenileyin. Zayıf yönlerinizi güçlü yönlerinize çevirin, tehditlerinizi fırsatlarınıza çevirin diyorum. Burada bizim güçlü olmamız gereken yönlerimizden ilki güçlü bir iletişimden geçiyor. Daha sonra liderlik vasfımız, proaktif olmamız, girişimci olmamız, atılgan olmamız, bu işi sevebilmemiz için gerçekten insan ilişkilerimizi iyi olması gerekmektedir. Çok doğru söylüyorsunuz. İletişim çok önemli, çok aslında önemli burada. Ve empati, değil mi? Evet, aslında kesinlikle. Dinlemek. Biz hepimiz dinliyoruz. Herkes her şeyi dinliyor ama o dinlediğimiz şeyi anlamak, karşı tarafa bunun geri dönüşünü verim sağlayıcı şekilde yapıyor olmak. Aslında insan kaynakları her kurumun bel kemiği. Evet. Belki de demirbaşı aslında. Evet. Hem işveren açısından hem de çalışan çok kişiler açısından. Çok değerli bir meslek grubundasınız. Teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Teşekkürler Selin Hanım. Çok sağ olun. Bu noktada peki iş arayanlara ne gibi tavsiyeleriniz olur? Şöyle, kendilerine her zaman söylediğim şeylerden bir tanesi. Ben kendim de bu şekilde bahsederim. CV'niz, yani özgeçmişleriniz. Bunlar sizin yol arkadaşınız.
Onları CV'lerinizi, özgeçmişlerinizi doldururken gelişi güzel bir şekilde doldurmayın lütfen. Onlar size bu yolda arkadaşlık ediyorlar. Oraya yazdıklarınızı bilin. Orada yazdıklarınızı adapte olun. Çünkü tamamen artık bakıldığında bir CV'ye, CV'ye bakma süremiz 7 saniye. 7 saniye içerisinde biz bu kişinin profilini görebiliyoruz. Gördüğümüz profiller doğrultusunda orada yazdıklarınızı bilin. Size sorulacak olan soruları bir gün önceden muhakkak ki çalışın. Hani SWOT analizinizi aynı şekilde çıkartın. Aslında SWOT analizleri yaptıkları özgeçmişlerle bağlantılı olmuş oluyor. İnsan kaynakları işe alım sürecinde de bunu böyle bir püf nokta olarak vereyim ben de seyircilerimize. Tamamen karşılaştırarak aslında ilerletmiş oluyoruz. Bakıyoruz ki SWOT analiziyle özgeçmişi birbiriyle uyumlu. Bu aday ne istediğini biliyor. Bu aday nerede olmak istediğini biliyor diyebiliyoruz. Evet, çok doğru, çok haklısınız ve çok anlaşılır bir dille anlattınız. Ben çok teşekkür ediyorum demek, kendi ben adıma. Teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonrası için de her şey gönlünüzce olur. İnşallah. Daha çok işini severek yapan, değil mi? İçten evet. gelerek yapan kişilerde zaten verimlilik artışı oluyor ve başarı kaçınılmaz oluyor. Tabii ki de. Bu yönde de çok haklısınız. Siz de işinizi çok severek yapıyorsunuz. Bu çok belli oluyor anlatımlarınızdan. Evet. Umarım başarılarınız daim olur bundan İnşallah. Sonrasında teşekkür da. İnşallah. Teşekkür ediyorum Selin Hanım. Umarım öyle olur. Zaten burada şu anda oluyor olma amacım aslında gerçekten işimi çok seviyor olmam. Bu teklif bana sizlerden geldi. Öncelikle zaten sizlere de teşekkür ediyorum. Hani burada herkes olabilir. Herkes oturabilir bu koltuklarda. Ama önemli olan bu noktaya nasıl geldiğimiz değil, bu noktada neler yaptığımız, bu noktaya geliş amacımız değil, bu noktaya nasıl geldiğimiz gibi süreçler olmuş oluyor. O yüzden bunlara çok önem vermemiz gerekiyor aslında. Evet, çok haklısınız aslında. Sonunda olduğumuz nokta çok önemli. Evet. Başarı zaten bugün bu birçok kez dile getirdiğim bir konu oldu, bir durum oldu. Neden bilmiyorum ama her konuda bu sözcüğü çok fazla kullandım. Başarı aslında varılacak bir nokta değil. Başarıya ulaştığımız noktada daha üstüne nasıl çıkabiliriz? Evet, hedeflerimiz olmalı, o doğrultuda ilerlemeliyiz ama başarı dediğimiz şey aslında çok da fazla tam anlamıyla ben oldum dememe noktası. Her zaman kişisel gelişimimize, eğitim ve öğrenimimize, akademik kariyerimize önem vermeliyiz ve gelişim sürecimizi aslında hiç tamamlanmayacak derecede devam ettirmeliyiz. Kesinlikle. Bu noktada aslında dediğiniz şey, evet, iletişim belki akademik olarak evet çok fazla desteklenmeli, genel kültürümüzü geliştirmeliyiz, insani ilişkilerimiz, duygularımız, konuşma dilimiz, bu çok çok önemli özellikle insan kaynakları bölümünde ama biraz da o iletişim gücündeki duygusallık dediğiniz gibi onu dengede tutabilirsek, o alma verme dengesini, bu noktada zaten başarı kaçınılmaz oluyor. Kesinlikle çok doğru noktalara değindiniz Selin Hanım gerçekten. İnsan gerçekten olması gerektiği konumu çok iyi bilmesi gerekiyor. Bazen bana öyle danışanlar geliyor ki hani kesinlikle kötü bir vaziyette değil, yanlış anlaşılmasın ama ben yönetici olmak istiyorum. Baktığımızda aslında yönetici vasıfları kendisinde yok. Orada olduğunda mutsuz olacak. Sonucunda evet. bunu görüyoruz ve bundan vazgeçiliyor. Farklı bir noktaya deniliyor. Gerçekten bahsettikleriniz de çok evet. fazla önem arz ediyor. Evet, aslında siz onların hem de danışmanlık tarafınızda olduğu için bu noktaya değinmek istedim. Onların konumlarını olması gerektiği şekilde aslında siz yönlendiriyorsunuz. Evet. Herkesin bir potansiyeli var. Herkesin bir yapısı, yetisi, yeteneği var. Ve bu sizin tecrübeleriniz doğrultusunda onlara doğru şekilde yön vererek daha mutlu olabilecekleri, daha verimli, daha katkıda bulunabilecekleri pozisyonlarda olmalarına destek sağlıyorsunuz. Evet, kesinlikle. Bu da çok önemli. Çünkü evet, hepimiz bir yerlere gelmek istiyoruz. Yönetici olmayı hepimiz isteriz. Her sektördeki departman üyeleri için geçerli bu durum. Evet. Ama o yöneticilik vasfını taşıyabilecekler mi? Çok fazla da bu aslında genel kültürle veya kişisel gelişimle ulaşabilecek bir şey değil. Biraz da insanın yapısında olması gereken bir durum. Kesinlikle. Bunu farklı yerde kendi potansiyeli doğrultusunda ortaya çıkarttığı zaman ve sizin dokunuşlarınızla da yönlendiklerinde daha mutlu olacakları bir işe sahip olmuş evet, olacaklardır. Evet, kesinlikle. Gerçekten öyle oluyor. Bazen telefon arıyorlar ve işte istediğim o noktadayım diyorlar. Hani onların mutluluğuyla ben daha çok mutlu oluyorum. Çünkü evet. Zaten biz bu yolda hedef olarak koşuyoruz. Bizim zaten yolumuz belli. Bu yolun sonunda hedefimize ulaştığımızda sadece onlar değil ben de çok mutlu oluyorum. Evet. Bunun çok özür dileyerek lafınızı kesmiş olmayayım ama tam bu noktada çok önemli. Bunun maddi hiçbir karşılığı yok, yok değil mi? Yok, kesinlikle yok. Evet.
Yani o duygu paha biçilemez bir duygu ve o mutlulukla beni aramaları benim daha çok işime motivasyonla sarılmama ve kendi içsel olarak motivasyonumu sağlamama sebep oluyor. Ben bu sefer daha dört kolla, daha fazla bir kolla sarılma içgüdüsüne bürünüyorum aslında. Aslında siz o noktada başarınıza ulaşmış oluyorsunuz. Evet. Hedeflediğiniz başarı aslında o. Ama o size öyle bir motivasyon kaynağı oluyor ki bir üst seviyesine nasıl çıkabilirim? Aslında anlatmaya çalıştığımız şey de buydu. Evet. Birçok kişinin de bu bakış açısında olup ilerlemesi ve işlerini hobi haline getirerek çalıştırıp katma değer sağlamaları. Çünkü bu evet bizim için çok önemli. Hayatımızı, geçim kaynağımızı sağlamamız şart. Bu kaçınılmaz bir gerçek ama ülkemize de katkıda bulunabilmek için gelecek olan nesiller içinde bulunduğumuz bir fiil yaşam alanımızdaki o huzuru ve o ortamın organizasyonunu sağlamak için de bu çok çok önemli evet, ve değerli. Kesinlikle. O yüzden insanların hayatına dokunan bir meslek yapıyorsunuz. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum Seyli Hanım. Küçük bir noktaya değinsem uygun olur mu tabii sizin ki, için de? Şu sıralarda çok fazla yeni mezun arkadaşlarımız var. İş bulmakta gerçekten çok fazla zorlanıyorlar. En başta bahsettiğim gibi SWOT analizleri özgeçmişlerinden önce katıldıkları kongreler, konferanslar, seminerler, ücretli ücretsiz hiç fark etmeksizin ellerinden geldiği kadarıyla hepsine muhakkak katılmalarını, bununla birlikte kendi Egeit İnsan Kaynakları firmamızda 6 ay süre boyunca 6 ayda bir yenilediğimiz ekip arkadaşlarımızla birlikte sağladığımız ücretsiz eğitimlerimiz oluyor. Süper. Bunlara katılabilirler. Bizlere istedikleri her noktadan ulaşabilirler. Onlara bu konuyla ilgili yardımcı olmak, ben bu süreçlere nasıl geldim? Ben öğreteceğim ki daha sonra ben öğreneceğim. Onlardan da öğrendiğim çok şeyler oluyor bu süre zarfında. Hani onlara da bu şekilde yardımcı olmak tabii ki de hayatımız boyunca istiyoruz. Çünkü biz de bu yollardan geçtik zamanında. Onların yaşamış oldukları duyguları ve durumları çok net bir şekilde anlayabiliyorum. Harikasınız. Aslında bilgi paylaştıkça çoğalıyor. Evet. Başarı da o şekilde, o duygusal tatminkarlık dediğimiz şey de bu zaten. Siz tecrübeleriniz ve donanımınızla onlara yön vermek değil, adeta onları belli bir seviyeye getirerek o doğrultuda o verim başka bir şey, başarı başka bir şey, onların gelişimine, o sürecine katkıda bulunmak bambaşka bir şey ki siz bunu bir de ücretsiz yapıyorsunuz. Evet. Harikasınız. Ben sizi tebrik ediyorum kendi adıma. Bu gönülden yapılan, işte içten gelerek ve severek dediğimiz şey de bu zaten. Ticaretimizi aslında bu şekilde de dönüştürüp insanlara katkıda bulunabiliyoruz. İşte başarı tam da bu. Harikasınız. Çok keyifli bir sohbetti. Benim için de öyleydi. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz katılımınız için. İyi ki geldiniz. Sizi tanımak çok büyük bir mutluluktu bizim için. Benim için de öyleydi gerçekten. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Seyircilerimize son sözleriniz neler olur? Tabii ki. Kendilerine öncelikle şu anda beni izleyen herkese teşekkür ediyorum. Burada bu imkanı bana sunduğunuz için başta sizlere ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Girişimci olmaktan, atılmaktan, bir şeyler yapmaktan hiç kimsenin korkmamasını tavsiye ediyorum. Evet, yanlış yapabiliriz. Evet, olmayabilir. Evet, düşebiliriz, yıkılabiliriz. Hayatımızın sonu gibi hissedebiliriz ama hiçbir zaman hiçbir şey o şekilde olmuyor. Hayata yeniden başlamamız için aslında bir son oluyor ve yeniden başlayabilmek için çok güçlü adımlar atmamız gerekiyor. Lütfen herkes bugün aynanın karşısına geçebilir veya bir kişinin kendisine bizzat dokunarak söyleyebilir bunu. Yeniden ayağa kalkıyorum. Şimdi şu anda buradayım. Yarın nerede olacağımı çok net bir şekilde biliyorum derse ben şu anda gayet memnun ve çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ne demek? Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Güzin Özeken bizlerleydi. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sizlere de keyifli seyirler diliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.